uzun bir hadiste Hazreti Üsame radıyallahu anha peygamberimiz buyuruyor. Diyor ki ya Usame, ey Usame, aleyka bi tariqil cenne, cennet yoluna yapış. Aman diyor ondan uzak kalmayasın. Hazreti Üsame sordu ya Resulallah, o yola en hızlı nasıl kat edip de ben oraya ulaşırım? O yolu, o yolu, o cennet yolunu en hızlı nasıl kat ederim de cennete ulaşırım ben diye sordu diyor peygamberimize. Dedi ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruç tutarak diyor, aç karınla, susuz ciğerle, vallahi diyor, Allah katında oruçlunun ağız kokusundan hoş bir şey yoktur. Oruçlu olanın ağız kokusundan güzel bir şey yoktur. Eğer diyor senin gücün yetiyorsa, gücün yetiyorsa, aç ve susuz bir şekilde ölmeye gücün yetiyorsa yap. Çünkü diyor bu sana çok büyük makamlar kazandırır ahirette. Karnını yemek içmek şehvetinden kıs ve kadın lezzetinden mümkün mertebe uzak dur. Bu sana diyor cennet yolunu çok çabuk kat ettirir. Bunlar sana. Hazreti Hüsame'ye dedi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra devam ediyor. Diyor ki Allah'ın bir takım kulları vardır. Onlar karınlarını aç bırakırlar. Herkes yerken onlar yemez. Herkes içerken onlar içmezler. Eski giyerler. Onların yolundan gitmeye çalış. Onların yolundan gitmeye çalış. Onlara önem göster. Onlar Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyasıdır onlar. Onların diyor olduğu bir yere bir tanesi olsun onlardan. O yerden fitneler, afetleri kaldırır Allah. Onların birisinin olduğu yere diyor, afat göndermez Allah-u Teala. Onlardan birisinin olduğu yerde olmayı becerebiliyorsan aman orada ol diyor. Kaçma oradan. Bunu başarabiliyorsan bunu yap. Ya leyteni ra'aytukum, peygamber buyuruyor sözde. Keşke ben onları görseydim. Onları diyor. Keşke ben onları görseydim diyor. Yer onlardan razıdır. İnsanlar onları tanımazlar. Olmadığı zaman aramazlar insanlar. Ama diyor, yerin bütün parçaları onları tanır. Gök ehlin hepsi diyor onları tanır. Öyle insandır onlar. Bir ara diyor, Resulullah ağlamaya başladı. Ağlamaya başladı diyor bu durumu anlatırken. Ondan sonra sustu. Biz diyor korktuk, bir olay mı oldu? Acaba bir vahiy mi geldi? Ne oldu? Hey, korkudan diyor bir şey söyleyemedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Dedi ki ne olmuş bu insanlara? Allah'a itaat eden, itaat yolunu gösteren insanları yaptığı işten nehyediyorlar. Allah'ın evliyasının yani karşısında duruyorlar. Onlar hem kendileri Allah'a itaat ederler, hem de Allah'a itaat etmenin yolunu gösterirler insanlara. Bunlara ne olmuş ki diyor bunların karşısında duruyorlar. Bunlara engel olmaya çalışıyorlar. Görüyor tabii peygamber, peygamberlik nuruyla ta kıyamete kadar olacak şeyleri görmüştür. Allah göstermiştir ona. Celle Celaluhu. Onlar, onları gördü. Gördüğü için gözüyle görmüş gibi anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olmuş bu insanlara? Allah'ın emrini yerine getiren birisine engel oluyorlar. Hazreti Ömer sordu ya Resulallah. İnsanlar o zaman Müslüman mıdırlar? Bunu yapanlar. Allah'ın emrinden nehyedenler. Dedi ki peygamber, naam ya Ömer. Evet. Müslümandırlar. Dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, nasıl olur da Müslüman bir insan Allah'ın emrini yerine getiren insanı bundan nehyeder? Nasıl olabiliyor bu? Dedi ki onlar Müslümandır ama yaşantıları en güzel elbiseleri giysinler. En güzel yemekleri yesinler. Dinlerine diyor
putperestmiş gibi sanır. Kisra gibidir dinleri. Kisra'nın dini neydi? Ateşperestti Kisra. Ateşi gördüğümüz zaman saygı yapar. Bizimkilere camiyi gördüğü zaman saygı yapar. Putperest gibidirler onlar. Teşk ediyor işte, ben o zaman bulunsaydım da onları görseydim diyor. Vallahi insanlar onlara kızgındır ama diyor, Allah onlardan razıdır. Öyle insandır onlar. Giderler Kur'an'ı yanlış tevil edip levme ederler onlara. Derler ki siz Allah'ın yolunu sapıtıyorsunuz, zorlaştırıyorsunuz. Onlar diyor ahiretteki güzellikleri kazanmak için bu zorluklara katlanıyorlar. Görsen elbisesinden, kisvesinden beğenmezsin onları. Ama Allah'ın razı olduğu kullardır o insanlar. Ya leyteni levla aytuhum. Fahri Cihan'dır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın en makbul kuludur. Diyor ki keşke ben onları görseydim. Keşke ben onları görseydim o insanları.